Merhabalar, Yükselen Terazi. Evet, 2020'nin kadersel etkilerini genel olarak konuşmak üzere e, sizlerle birlikteyiz. Kanalımıza hoş geldiniz. E, öncelikle arkadaşlar, e, çok da böyle haftalık, günlük, e, aylık, burç yorumu yapan bir kanal değiliz. Daha çok astrolojiyi öğreten bir kanal olduğumuz için hemen sahnemi de değiştiriyorum. Sizlere e, bu genel değerlendirmeyi, 2020 ile ilgili olarak genel değerlendirmeyi de Öğretici bir misyonla yapmak istiyorum. Dolayısıyla size böyle bir sahne hazırladım. Bu sahne üzerinde Sizler de eğer natal haritalarınızı hazırlayabilirseniz Natal haritalarınızı önünüze açarsanız Konuşacağımız şeyleri kendi haritanızda kendinizde öngörerek Daha güzel net sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu videomuz sizlere daha katkıda bulunur böylelikle. Arkadaşlar öncelikle benim her zaman söylediğim bir şey var. Yani en iyi astrolog kişinin kendisidir. Çünkü bu hayat senin. Tüm detaylara sen hakimsin. Yani bir yani astrolojinin feriştahı bile olsa e, bu anlamda sizin hayatınızla ilgili en iyi yorumu gene sen kendin kendine yaparsın. Dolayısıyla detaylar sende çünkü natal harita sende çünkü. E, dolayısıyla burada şu an genel bir yorum yaptığımızı belirtmem gerekiyor. Bunun altını çizeyim. Bir e, yükselen teraziysen doğru yerdesin. E, 15 derece teraziysen bakın güneş terazi demiyorum yükselen terazi diyorum eee yükselen teraziysen ve 15 derecenin üzerindeyse eğer terazi ASC değeren değerin yani 15 16 17 25 yani 15'ten 29'a kadar olan değerlerin üzerindeyse eğer terazi ASC yükselenin senin akrep burcunu da e, takip etmeni öneriyorum çünkü akreple terazi gündemini aynı anda iç içe yaşıyor olacaksın. Dolayısıyla e, kanalımızda akreple ilgili olan videoyu da izlemenizi tavsiye ediyorum bu anlamda. Bunu da belirteyim. Evet bunu da belirttikten sonra evet, öğretici olarak size sebep sonuç ilişkisi kurarak buradan izah etmeye çalışacağım. Natal haritalarınızı hazırlayın. Evet şimdi başlıyoruz. Evet arkadaşlar öncelikle 2017, evet 2020'yi yorumlayacağım ama 2017'ye bir gidip hatırlatmak istiyorum. 2017 Aralık ayında Satürn'ün Oğlak Burcu'na girmesiyle otomatik olarak sizin dördüncü evinize adım attı Satürn. Satürn baskı yapan bir planet, sorun çıkaran bir planet, sorumluluk yükleyen bir planet. Dolayısıyla dördüncü evi alanınızda özellikle bulunurken tabi Plüto orada, tutulmalar orada. 2019 dönemince zaten 2018'den beri yani var olan bir sorun veya bir sorumluluk yüklenme ilgili bir gündem söz konusu. Jüpiter'in de 2 Aralık itibarıyla Oğlak Burcu'na doğru adım atarak bu bölgeyi özellikle genişletmesi tabii ki buradaki olayları daha da büyütecek anlamında Ön görebiliriz çünkü bütün ağır giden planetlerin özellikle dördüncü evinizde birikmesi burada ve toprak grubunda olması, oğlak burcunda olması ve tutulmaların da bir yıldır artık hep burada gerçekleşiyor olması dört on aksında konu gündeminizin özellikle kariyer ve yuva alanında çok önemli kararlar verdiğinizi vereceğinizi 2020 yıl yılında da bu konuların devam edeceğini öngörmemize öngörmemize sebep oluyor. Burada tabii ki bu kadar çok planetin özellikle dördüncü evinizde olması, yuva alanınızda olması yedinci evinize ve birinci evinize kare yapıyor. Tabii ki bu sizin ilişkiler anlamında yuva alanınızda ilişkilerinizi yıkmış olabilir, ilişkilerinize sorun çıkarmış olabilir. Özellikle yedinci evde ve birinci evde planetleriniz varsa dördüncü evinizden geçen bu satürn, jüpiter, Pluto tutulmalar, gat yani Burada e, ilişkilerinizde koparıcı sorunlar e, oluşturmuş olma ihtimali çok yüksek. E, bu anlamda e, bunu belirteyim. Ancak e, tabii ki kuzey aydüğümü 10. evde olduğu için sizi daha çok kariyere doğru çekmeye çalışıyor. Zaten hayat yuva çıkarmaya ve kariyere doğru çekmeye çalışıyor. Bunun da altını çizeyim. E, yani e, tabii 10. ev aynı zamanda anne olmakla ilgili. Özellikle bu videoyu izleyen kişi kadınsa... Anne olmakla ilgili onun cevabı olduğu için dolayısıyla sizi anne e, olmanıza vesile de olmuş olabilir. E, Jüpiter'in bu girişi e, yine Satürn'ün orada olması e, böyle hamilelik gündemleri de meydana getirmiş olabilir. 2019'da ya da 2020'de getirecek olabilir. E, dolayısıyla e, gündemler genellikle kariyer, anne olmak, yuva alanı, ilişkiler konusunda e, pozisyonlar içeriyor. Ama tabii ki olumlu mu olumsuz mu bu sizin natal haritanıza göre durum değişiyor. Dediğim gibi 7. evde planetlerinizin olması, 1. evde planetlerinizin olması, 9. evde planetlerinizin olması yani burada ne buradaki bu kadar yığın otomatik olarak o bölgeleri olumsuz yönde etkiliyor. Ama bunun yanında buradaki durumun özellikle sizin para kaynaklarınızı ve iş alanınızı ve evet eşinizin maddi kaynaklarını ee, burada olumlu desteklemekte. Yani Akrep Burcu'nda, Balık Burcu'nda, Boğa Burcu'nda, Başak Burcu'nda planetleriniz varsa şayet o zaman bu satürn, Plüto tutulmalar ve Jüpiter'in de 2019'da size olumlu etkilediğini, 2020 yılı içerisinde de olumlu etkileyeceğini öngörmemize sebep oluyor. Nedir peki Akrep Burcu ikinci evde olursa? Evet bu sizin e, para kaynaklarınızla ilgili e, belki de eee e, Krediler vesile etmiş olabilir, krediler getirmiş olabilir. Finansal kaynaklarınızla ilgili ya da eşinizin kaynaklarınınla ilgili ya da miraslar alanında gündemler sunmuş olabilir. Evet dördüncü evinizden Satürn geçtiği için yine burada aile atalarınızdan birinin yani babanız, anneniz böyle bir rahatsızlık geçirmiş ve onunla ilgileniyor, ona refakat ediyor olabilirsiniz. Bu anlamda ise annenizin sorumluluğunu yüklemiş olabilir Satürn'ün bu geçişi tutumaların burada olması yine yuvalarınızda, kariyer alanınızda gündemler meydana getirmiştir. Olumlu veya olumsuz. Burada olumlu olarak kesin konuşursak balık burcunda planetiniz varsa otomatik olarak buradaki yığın buraya sekstil yapacağı için, para kaynaklarınızı sekstil yapacağı için Başak Burcu'na, evet Boğa Burcu'na evet iş hayatınızla ilgili özellikle size güzel fırsatlar sunacak görünüyor. Yeni projeler, yeni iş, iş teklifleri, yeni işinizle ilgili çok güzel bir döngü başlatabilir. 2019'da başlatmış olabilir. 2020'de devam ettirecektir. Veya 2020'de bu konuyu gündeme getirecektir. Çünkü hangi gezegen kaç derecede onu bilmiyoruz arkadaşlar. Hani onu ben genel olarak yorumluyorum. Çünkü Satürn burada derece derece Oğlak Burcu'nu tarıyor. Eğer seni şu anda mesela... İlk oğlak burcunun ilk temalarında gezegenlerin var Satürn oraya çoktan gelmiştir gündemi 2019'da vermiştir ama senin gezegenin 25-26 derecelerdedir Dolayısıyla Satürn oraya bu yıl gelecek anlamına e, denk gelebilir e, Evet bu yıl özellikle arkadaşlar evet bir hamilelik dönemi e, söz konusu olabilir e, yine Satürn'ün burada bir retrosu söz konusu e, 5 Mayıs salıyla e, evet, 5 Mayıs 2020 L 5 Ekim 2020 tarihleri arasında Satürn'ün Kova burcuna girmesi, bir derece ilerleyip geri retro yaparak geri çıkması ve tekrar Oğlak burcuna gelip 25 derecelere kadar geri gelmesi özellikle sizin evet bir çocuk isteği ile ilgili bir gündem meydana getirebilir. Bir çocuk hamilelik bir gündemi getirebilir. Veya burada Hobi alanlarınızla ilgili, çocuklarınızla ilgili, eğer çocuğunuz varsa şayet. Onunla ilgili bazı sorunlar veya onunla ilgili bazı sorumluluklar almanız gerektiği konularını bu tarihler arasında meydana getirebilir. Satürn retro yaptığı için bu böyle bir ben geldim, hoş geldin, hoş bulduk olayı yapıp tekrar geri çıkacağı için bugün demin 2020 Aralık ayında Satürn'ün buraya tekrar girmesiyle yani tam tarih veriyorum. Um, 17 Aralık 2020 tarihinde Satürn'ün Kova burcuna komple gelmesi ve 2,5 yıl boyunca Kova burcunda gidecek olması. Yani 17 Aralık 2000 e, 17 Aralık 2020 tarihi itibarıyla yani 2021, 22, 23 dönemlerinde e, Satürn'ün 5. evinizde gideceğini, çocuklarınızla ilgili ya da çok hamilelik dönemiyle ilgili ya da e, çocuklarınızla ilgili sıkı gündemlerin oluşacağı ortada. Şu anda bu konu daha çok hani Satürn 4. evinizde olduğu için daha çok şey alanında gidiyor tabii aşk ilişkileriniz varsa eğer şayet orada koparıcı etkiler oluşturabilir olumlu etkiler oluşturabilir 2019'da Satürn 4. evinizden giderken evlilik hayatını zaten tehdit etmiş dolayısıyla sizin çünkü 1-7 aksınızda Satürn ve Jüpiter şu anda kare pozisyonda baktığını belirtmeliyim. Ama tabii ki natal yerleşimlerinizi bilmiyorum. Burada buna siz karar vereceksiniz. Böyle mi oldu şöyle mi oldu. Ee, burada döngülere baktığımızda evet bu yıl arkadaşlar özellikle çok fazla retro var. Ee, Valla e, maalesef üzgünüm 2020 çok çalışacağımız bir dönemi gösteriyor. Ee, ama bu söyleyeceklerimi eğer değerlendirirseniz ve haritanızda öngörülerinizi e, doğru yapabilirseniz şayet. Güzel şeyler sizi bekliyor olacaktır. Merkürün özellikler yıl zaten bir retrosu var. Yani 3 retrosu var bu yıldı yine 3 tane retrosu var arkadaşlar ee, evet 16 Şubatla 14 Mart arasında 12 derece balık burcunda arkadaşlar Merkür retro yapıyor ee, ve 12 derece balık burcundan yaparak arkadaşlar 28 derece kova burcuna kadar geriliyor arkadaşlar Merkür ilk gerilmesini 16 Şubatta yapıyor arkadaşlar 14 Mart’a kadar bunun yanında 14 Haziran 16 Temmuz arasında 14 derece Yengeç Burcu'nda Merkür'ün retro yapması. 14 derece Yengeç Burcu'nda retro yapıp 6 derece Yengeç Burcu'na kadar retro yapması. Özellikle Merkür'ün bu alanda gelecek olması yine şimdi anlamlarını anlatacağım. 12 Ekim Pazartesi ile o 05 Kasım Perşembe günü arasında 11 derece Akrep Burcu'nda bir retromuz daha var arkadaşlar. Onları şöyle bir işaretleyelim önce. 11 derece akrep burcundan e, geriliyor. 26 derece terazi burcuna kadar e, Merkür retro pozisyonda. Şimdi öncelikle buralarda gezegenleriniz varsa bu dereceleri işaret eden bir gezegeniniz varsa Merkür o bölgede size kesinlikle bir gündem sunacaktır. Peki ne ile ilgili gündemler olabilir? E, öncelikle onlardan bahsedeyim. Merkür ilk retrosunu balık burcunda yapması özellikle iş hayatınızla ilgili aşk hayatınızla ilgili bir gerileme ya da bir iş arkadaşınızla ilgili bir gündem meydana getirebilir. Çok eskilerden görüştüğünüz bir iş arkadaşınız sizi arayabilir ve size bir iş teklifi de bulunabilir. Veya ilk retro 16 Şubat'taki retro Balık Burcu'ndan Kova Burcu'na olan retro arkadaşlar. Yani bu bölgedeki retro size rafa kaldırdığınız bir işi tekrar gündeme getirebilir. Yani sizin uzun zamandır unuttuğunuz bir proje Tekrar gündeme gelebilir ee, Bu konuyla ilgili bir haber alabilirsiniz Bir iş teklifi alabilirsiniz Ya da bir projeye başlama gibi gündemler Meydana getirebilir Yine 14 Haziran'daki 16 e, Temmuz'daki Yengeç da Kariyer alanınızda yine Merkür Retosu yine burada bir Retro yapması kariyer alanınızda e, Göstermekte burada size bir haber Geldiğini gösteriyor Merkür en tepe noktada Retro yapması size bir geçmişten bir haber Geliyor da geçmişten bir arkadaş geliyor Ya da aile bireylerinizden biriyle ilgili ya da annenizle ilgili bir haber alıyorsunuz gibi bir durum var. Veya burada bir iş teklifi alıyorsunuz gibi bir durum var. 12 Ekim ile 5 Kasım arasındaki o akrep retosunda da sanki parasal kaynaklarla ilgili yeni bir girişim ya da unuttuğunuz bir proje ya da birine borç verdiniz bunu geri alıyorsunuz gibi bir durum meydana gelebilir. Burada tabii olaylar olumlu mu olumsuz mu? Arkadaşlar şimdi öncelikle astroloji anlamak adına Elementleri bilmeniz gerekiyor. Kanalımızda bu konuyla ilgili videolar var. Daha da çekmeye devam edeceğiz. Öğretici misyonumuz gereği. Dolayısıyla bizi kesinlikle yani abone olarak takip etmenizi tavsiye ediyorum. Burada baktığımız zaman arkadaşlar özellikle Merkür'ün yani bir gezegen retro yapıyorsa olumlu mu olumsuz mu? Senin kişiler haritana göre durum değişir. Öncelikle şöyle kurallarımız var. Bir eğer Merkür'ün akrep burcunda retro yapması senin akrep burcunda Merkür'ün retroysa seni daha olumlu yönde etkileyecektir. Merkürün balık burcunda retroysa seni daha evet Merkür balık burcunda retro yapıyor. Senin de Mer Merkürün balık burcunda retro. Bu seni daha olumlu etkileyecektir. Merkür yengeç burcunda retroysa seni daha olumlu yönde etkileyecektir. Natal haritandaki pozisyondan bahsediyorum. Transitte o bölgede yine aynı doğduğun andaki o pozisyon oluşursa seni daha alıştığın bir noktada destekleyecektir. Burada özellikle bir de retro yapan yöne doğru bakın. Gezegenlerin hepsi bu yönde hareket ettiği için dolayısıyla retro hareket geriye doğru olacağı için gezegenin e, o derecelerin üzerinde e, yani geri giderken özellikle su grubunda olduğu için bu yıl retrolar arkadaşlar su grubunda olacağı için retrolar. Dolayısıyla sizin toprak gruplarınızdaki planetlerinize olumlu yönde etkileyecek arkadaşlar. E, retrolar sizin toprak gruplarınıza olumlu yönde etkileşim verecek. Dolayısıyla bu retroların e, hani Haritanızdaki toprak noktalarını ve su noktalarını çalıştıracağını unutmayın ee, arkadaşlar. Dediğim gibi kanalımızda zaten hangi burç toprak, hangi burç şey bunlarla ilgili e, videolarımız var. Daha da çekmeye devam ediyoruz. Mutlaka geriye dönüp de bizleri izleyin. Ee, burada, e, evet Merkür su döneminde genel olarak zaten Merkür ne ile ünlü? Merkür Retro yaptığımı dijital aletlerinize dikkat edin. Attığınız maillere dikkat edin. Attığınız mesajlara dikkat edin Yanlış yerlere girebilir yanlış anlaşmalar yapabilirsiniz Özellikle bu dönemde anlaşma yaparken Temkinli yaklaşmanızda fayda var Dijital alet almanızda Önermiyorum özellikle akrep Merkür retrosu döneminde maddi harcamalarınıza Dikkat edin özellikle birilerine borç Vertisine bu dönemde geri alma ihtimaliniz çok yüksek Bu anlamda Bunu bu şekilde değerlendirmenizi tavsiye ediyorum Merkür akrep döneminde Veya evet, ikinci ev üzerinde olduğu için Harcamanıza dikkat etmenizi öneriyorum burada. Evet bu yıl bir retromuz daha var arkadaşlar. Venüs retrosu. İkizler Burcu üzerinde Venüs'ün retro yapması. Arkadaşlar özellikle 6 Mayıs 3 Temmuz arasında 20 derece İkizler Burcu'nda Merkür'ün şey Venüs'ün ikizler İkizler Burcu'ndan 6 derece İkizler Burcu'na doğru gerilemesi. Özellikle 6 derece ile 20 derece arasında bir planetiniz varsa arkadaşlar. 6 derece ile 20 derece arasında bir planetiniz varsa sizi bu konuda ilgili kesinlikle etkileyecektir. Venüs hava grubunda yani ikizler burcunda retro yapması özellikle gökyüzünde transit anlamda Neptüne kare kare geliyor hani kareliyor olması yani kötü etkiliyor olması bir ilişkide bir hayal kırıklığını ya da finansal bir hayal kırıklığını göstermekte ama natal haritanızda özellikle ikizler burcunda retro olacağı için Venüs retrosunda hava grubunda ateş grubunda planetleriniz varsa arkadaşlar hava grubunda bakın işaretliyorum ateş gruplarında planetleriniz varsa bu konuyu daha olumlu. Tabii ki yay burcunda planetleriniz varsa Venüs özellikle 3-9 aksında size bir haber getireceğinden bahsediyor. Ya da uluslararası konuyla ilgili bir gündemden bahsediyor. Böyle bir, uluslararası bir projeniz varsa bu konuyla ilgili bir gündem meydana getirebilir. 3-9 aksında özellikle 9. ev olduğu için. Ya da bir eğitim gündemi getirebilir. Bir eğitim almaya karar verebilirsiniz. E, zaten e, Kat ve Kadın da 4 Temmuz'da işte 4 Haziran itibarıyla Yay burcuna geçmesi Zaten sizin hayatınızda bu konuyla ilgili gündemler meydana gelecek belli yani. E, eğitim, yolculuklar, kısa yolculuklar. Ama Venüs'ün burada retro yapması özellikle 3. evinizde ve 9. evinizde böyle sert açılar varsa e, özellikle anlaşmalar, mahkemeler e, konusunda sizin önünüze problemler çıkartabilir. Çünkü 3-9 aksa anlaşmalar ve sözleşmeler ve yolculuklarla ilgili Bu dönemde özellikle bir seyahat planınız varsa ertelenebilir Veya sevgilinizle ya da eşinizle mahkemelik bir sonuç gündeme getirebilir Yani çünkü nikah bölümü Ha bu dönemde sen evlilik teklifi de alabilirsin Ama temkinli yaklaşmanı tavsiye ederim Hava gruplarında plan et mesela örneğin evlilik teklifi nasıl alırsın? Örneğin Venüs burada gidiyor. Senin 7. evinde atıyorum Mars var. veya senin 7. evinde Mars varsa çok sert olur da. mesela ne olsun? Natal haritanda Merkür'ün var diyelim burada. Venüs buradan geri yapması otomatik olarak Merkür'e hani bir haber getirme ile ilgili bir evlilik teklifi alma ile ilgili gündem getirebilir. ne zaman? 6 Mayıs 3 Temmuz arasında böyle bir teklif alabilirsin. Ama yine de bu anlamda temkinli olman gerektiğini ...gerçekten bu bir doğru bir karar mı... ...bunu da sorgulamanı... ...yani Venüs retrosunda gelen evlilik teklifinden... ...pek hayır gelmez de... ...yani o anlamda kadersel olarak... ...hani onu da belirtmek istiyorum... ...hani doğru değerlendirmeni... ...tavsiye ederim... ...bu kararı özellikle 3 Temmuz'dan sonra... ...kararını açıklamanı... ...daha doğru olacağını düşünüyorum... ...çünkü Venüs'ün İkizler Burcu'nda... ...yaptığı retro... ...zaten Venüs İkizler Burcu'nda değişken bir... Teklif, ...yani tekliften bahsediyor... Yani ben daha doğru karar 3 Temmuz'dan sonra verebileceğinizi öncelikle öngörmek istiyorum. Evet burada 9. evde hava grubunda olduğu için dediğim gibi hava gruplarındaki planetlerinizi daha olumlu yönde etkileyecek. Bunu belirteyim. Uluslararası projeler meydana getirebilir. Evet burada baktığımız zaman Mars'ın da özellikle bir retrosu maalesef bu sene var. Mars'ın da arkadaşlar Koç burcunda Cillop gibi bir retrosu var. 30 Ağustos'ta 26 Kasım arasında 27 derece Koç burcundan arkadaşlar tam da böyle ben gidiyorum hadi eyvallah görüşür derken bir anda durup retro yapması yani planetin geri geri sarması otomatik olarak arkadaşlar pardon planetin geri geri sarması tam da böyle 27 dereceden arkadaşlar 16 dereceye doğru geri geri sarması 16 dereceye doğru geri geri sarması. Ee, burada arkadaşlar evlilikle ilgili, ilişkilerle ilgili ee, bir gündemi meydana getiriyor. Ee, sanki şey gibi yani o e, Venüs da verdiğiniz evlilik teklifine evet dediyseniz burada yani tekrar bunu değerlendirmek zorunda kalabilirsiniz. Özellikle burada da yine geçmişten gelen bir erkek arkadaşınız gelebilir. Aa, ee, hani Bakın Venüs Retrosu'nda Mars Retrosu'nda evlenmenizi tavsiye etmiyorum. Öncelikle bu yıl evlenecekseniz de bu işi. Yani 14 Mart'la 28 Mart arasında güzel bir dönem var. Perkür Retrosu bitişi. Ondan sonra zaten Venüs Retro yapıyor. O Retro yapıyor. Bu Retro yapıyor. Yani ortalık karışık. 14 ile 28 Mart'la daha çok... Ağustos ayında da bir dönem var ama 30 Ağustos'ta Mars retro yapıyor, 30 Ağustos'a kadar ki 30 Ağustos ama retro yapıyor ama 20 Ağustos'tan sonra da Mars çok yavaş yani onu söyleyeyim ee, yavaşlıyor yani gölge dönem başlıyor bir hafta önceden 15 gün önceden dolayısıyla açıkçası e, tabi kişiler haritalarınıza göre durum değişebilir Mars'ın retrodur Mars retrosunda evlenirsin, Venüs'ün retrodur Venüs retrosunda muhteşem fırsat yakalarsın. Bunlar tabii ki kişisel haritalarınıza göre durumlar değiştiği için ben burada genel olarak kötü veya iyi kesin şöyle olacak demiyorum ama temkinli olmanızı söylüyorum. Dediğim gibi astrolojik kişiseldir. Genel yorum ancak bu şekilde yapılabilir ve ben bu yüzden sizlere bunu izah ede ede anlatmaya çalışıyorum. Ee, evet Mars'ın retrosu ateş grubunda olduğu için dolayısıyla ateş burçlarınıza yani yay burcuna aslan burcuna olumlu enerjiler göndereceği için bu bölgelerde özellikle gezegenleriniz varsa Aslan Burcu'nda, Yay Burcu'nda evet bir ekli, evlilik teklifi ile ilgili bir gündem getirebilir kesinlikle. Yani ya da bir anlaşma ya da eşinizin üzerinde eşinizin bir teklif alması böyle bir girişim yapması ile ilgili bir sonuç elde etmesi gündeme gelebilir arkadaşlar. Diyorum aynı zamanda hava gruplarında olumlu etkileyeceği için dolayısıyla Kova Burcu'nda İkizler burcunda planetleriniz varsa Mars'ın bu retrosu arkadaşlar Kova ve İkizler aksı üzerinde de sizi olumlu olarak etkileyecek gibi gözüküyor. bunu da belirteyim. Yani Mars'ın bu retrosu Kova burcunda ve İkizler burcunda yine birlikte yaptığınız anlaşmalar, çocuklarınızla ilgili gündemlerde bu bölgeler 5 ve 9. evde İkizler burcu ve Kova burcunda planetleriniz varsa Mars'ın bu retrosu size olumlu, güzel tekliflerde getirebilir. Eşinize tekliflerde getirebilir. Ama Mars'ın bu retrosu özellikle birinci evinizde bir planet varsa Merkür. Bu Mars burada size muhalefet çeker. Eşinizle aranızı bozabilir. Dolayısıyla eşinizle çok ciddi cingar da çıkartabilir. Kavga da çıkartabilir. Çünkü Mars'ın bu retrosunun özellikle dördüncü evinizdeki bu transit komple hani düğümler orada. Kuzey ay düğümleri orada, güney ay orada, Jüpiter orada, Satürn orada, Plüto orada. Mars'ın o bölgeye doğru retro yapıyor olması trans etki olarak yuvalarınızı tehdit ettiğini belirteyim. Yani ilişkiler anlamında ilişkinizi çok ciddi çadırdatabilir, kopma nedenlerine getirebilir. Eğer ilişkiniz doğru yürümüyorsa ama. Yani doğru yürüp yürümediğini nasıl anlıyoruz? Elementlerine bakarak yani senin zaten o noktada destekleyen bir planetin yoksa e, muhtemelen o ilişki doğru yürümüyordur. Ve bu Mars orada tak diye o, kavga çıkartabilir. E, bunun da altını çizmek istiyorum. Evet burada baktığımız zaman Kat ve kadın özellikle e, bir yıldır burada zaten e, tutulmalar olduğu 4-10 aksında anne oldun, yuva kurdun vesaire gibi gündemler oluşmuş olabilir. Kariyer alanında çok ciddi görevler aldın, belki sorumluluklar aldın, e, iş değişiklikleri yaptın, belki... E, 10. evinde kat olduğu için çünkü hep güneş tutumları orada olumlu anlamda seni o tarafa doğru çekti veya anne oldun belki ya da olacaksın ama bu tutulmaların artık yay burcuna doğru 4 Haziran itibariyle ikizler ve yay aksına doğru geçtiğini söyleyeyim. Yani e, kat art ikizlere geçiyor ve kat artık 3. eve yani yay burcunuza doğru adım atmakta. Yani e, 4 Haziran itibariyle e, 1,5 yıl boyunca e, kat ve kat artık 1,5 yıl boyunca 3-9 aksınızda hareket edecek. Bu ne demek? Uluslararası projeler, uluslararası işler, yolculuklar, bol bol seyahatler, anlaşmalar, sözleşmeler, eğitimler... Alanında önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca gündeminiz mevcut. Dolayısıyla oraya doğru akacak. 4 Haziran'dan sonra artık tutulmalar o bölgede gündeme gelecek. Tavsiyem size özellikle uluslararası alana doğru açılmanızı. Bir eğitimde belki uzun zamandır almadığınız bir eğitim varsa, hani hep düşündüğünüz bir şey tam da zamanı. Bu konuyla ilgili gündemler varken bunu yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü Tutulmalar sizi yeni bir para kaynağı oluşturmaya doğru gitmekte. Özellikle 2023'e doğru size çok güzel bu eğitimlerden çok güzel şeyler sunacak. Bunu da belirteyim. Özellikle 2021'in içerisinde tutulmaların da o bölgeye kayması ve Satürn'ün 2021 döneminde 5. eve doğru girmesi. Özellikle size anlaşmalar, sözleşmeler, yurt dışı projeleri anlamında gündemler sunacak. Evet belki 4. evinizde bu Satürn artık çıkma noktasında. Size yuvalınızda bir değişiklik, bir adres değişikliği falan da sunabilir arkadaşlar. Ee, bir adres değişikliği gündemi de meydana getirebilir. Veya e, evet babanız, annenizle ilgili sağlık sorunu e, yani kötü de sonuçlanabilir, iyi de sonuçlanabilir. Bu konuyla ilgili e, natal haritaya göre durum değişir ama böyle bir gündem söz konusu aile bireylerinizden birinde bir rahatsızlık var da onunla uğraşıyorsunuz ve refakat ediyorsunuz. Ve 2020'de bu konu sonuçlanacak olabilir olma ihtimali yüksek. Yani Satürn oradan artık çünkü çıkmaya doğru gidiyor. Aralık ayında artık Kova burcuna doğru gidecek. Çünkü artık sizin 4. evinizde gündemi kapatıyor. Ee, yine tutulmaların da 3 9 aksına doğru girmesi sizin demek ki bu anlamda e, sık sık yolculuklara çıkacağınız, e, sık sık eğitimler, anlaşmalar, sözleşmeler e, gibi bir döngüyü içerisine girmektesiniz. Ne yapmalısınız? Benim size tavsiyem uluslararası konuya doğru. Çünkü kat buraya geçiyor. Uluslararası konuya doğru Bir şeyin uzmanı olmaya doğru Artık karar verseniz çok iyi olacak Yani Bir şeylerin uzmanı olmaya karar verseniz Çok iyi olacak Peki bu tutulmalar Hava gruplarında olacağı için Yani artık 4 Hazirandan sonra Tüm tutulmalar 1.5 yıl boyunca Evet Hava ve ateş gruplarında olacağı için Evet senin Haritanda Koç Burcu Aslan Burcu, Terazi Burcu Kova Burcu yani Koç burcu, Aslan, Terazi, Yay, Kova burcundaki planetlerine olumlu noktalarda etkileyeceğini belirteyim. Yani bu olay seni bir evliliğe doğru sürükleyebilir. Evet, bir aşk hayatı gündeme gelebilir, bir teklif alabilirsin, bir evlilik gündemi geliştirebilirsin. Böyle bir gündem 2021'e doğru oluşabilir. Bu 4 Haziran'dan sonra bununla ilgili böyle sinyaller verilebilir. Onu da belirteyim. Sosyal çevren çok iyi anlamda gelişecek. Bunu da belirteyim. Bu arada Uranüs'ün özellikle 8. evine girdiğini hatırlatırım. 2018'de Mart ayında biliyorsun Uranüs 8. evine doğru geldi. 2019 Mart'ta tekrar geldi. Bir retro yaptı geri çıktı. 2019 Mart'ta bir daha geldi biliyorsun. Dolayısıyla Uranüs'ün bu döneminde dönemi de senin ortak gelirlerden ve ortaklıklardan yana finansal anlamda miraslar, vergiler anlamında böyle olumlu anlamda seni etkileyecek gibi duruyor. tabii 2019'da olumlu anlamda seni böyle etkilemiş gibi duruyor. Ama 2020 döneminde şey 2021 döneminde o bölgeyi Satürn kare göreceği için eşinin maddi kaynaklarına pek güvenmemeni kendi kaynaklarını oluşturmanı tavsiye ederim bunu belirteyim Özellikle bir yerden bir tazminat bekliyorsan özellikle bir miras gündemi bekliyorsan bunu 2020'de halletmeni 2021'e kalırsa o işin olmayacağını 2023'e kadar da olmayacağını belirteyim. Çünkü Satürn'ün o bölgeye girmesi otomatik olarak Uranüs'e kare yapacağı için miraslar eşinin gelirleri konusunda problemler yaşama ihtimalin çok yüksek. Bunları da belirteyim. Evet genel olarak 2020'yi sana izah etmeye çalıştım. Gezegen hareketleriyle. Tabii ki bu konuda çok daha şeyler söylenebilir. Bizi bu anlamda daha yakından takip etmek istiyorsanız. Burada arkadaşlar bakın gösteriyorum. Astro Show diye bir sayfamız var ve Saatlerin Hazinesi diye bir sayfamız daha var. Astro Show'da öğrenci arkadaşlarımızla birlikte günlük, haftalık e, burç yorumları, astroloji ile ilgili yazılar, e, ondan sonra astroloji ile ilgili bilgiler paylaştığımız bir grup Astro Show arkadaşlar. E, dolayısıyla Saatlerin Hazinesi de soru astrolojisi öğrettiğimiz, soru astrolojisi ile ilgili e, e, sizleri bilgilendirdiğimiz bir alan. Soru astrolojisi nedir değil mi? Ee, ...şimdi soru astrolojisi ne ya? Belki yeni tanışıyorsunuz ama... ...evet horari teknikleriyle ilgili... E, ...sizlere... E, ...saatlerin hazinesi sayfamızdan... E, ...burada... ...Gökyüzü Sohbetleri... E, ...diye de aynı zamanda bir kitap hazırlamaktayız. E, buradan sizlere böyle... ...bilgiler vermekteyiz. E, arkadaşlar... E, ...bizi... E, ...oradan da takip etmenizi öneriyorum sizlere bir katkımız olacağını hissediyorum. Dolayısıyla inşallah siz de bu konuyla ilgili enerjimizi beğenmiş ve kanalımıza abone olmuş, videomuzu beğenmiş ve biz bu gruplarımızdan da takip ediyor olmuşsunuz bu video sayesinde. Arkadaşlar sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Hayatıma renk kattınız. Muhteşem bir 2020 diliyorum hepinize. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.